Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Şimdi bu dersimizin konusu aslında ekranda da fotoğrafını, daha doğrusu renderini görmüş olduğunuz bir kutumuz var. Bu kutu üzerinde Mix Mac kanalının nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Elimizde mevcutta bulunan Diffuse, Reflect, Bump 1 ve Bump 2 map kanallarını kullanarak hem Mental Ray hem V-Ray render motorlarında gerçekçi ahşap doku kaplamasını nasıl elde edeceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Genelde kullanıcılarımız bu tarzda materyaller hazırlarken daha doğrusu map kanalını sadece bump atayarak tercih ediyorlardı. Ama bump kanalında mix kullanırsanız elinizdeki mevcut olan 2 adet bump resmiyle, kanal resmiyle daha kaliteli ve gerçekçi sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Mix kanalından kastımız arkadaşlar şurada zaten görüyorsunuz. Bunun içerisinde yer alan Mix Parameters altında görmüş olduğunuz Bump 1 ve Bump 2 resim dosyalarının birbirine karıştırılmasıyla elde edilen kabartma dokusu. Arkadaşlar normal Bump kanalına göre daha etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Şimdi sahnemiz gördüğünüz gibi böyle hazırlamış olduğum bir sahne var arkadaşlar. Burada zaten materyali hazırladık. Hemen bu kısımdan standart materyale geçelim. Öncelikli olarak Mental Ray render motorunda bunu nasıl hazırlayacağınıza göz atalım. Ama zaten kutumuz seçili durumda, ona böyle boş bir slottan materyalimizi atadık. Sonrasında arkadaşlar render setup penceremize gelelim. Tabii ki birazcık çözünürlüğümüzü düşürmemiz gerekiyor. Şuradan draft'ı alalım. Sonrasında bir önceki render penceresini bize geri getirsin. Aslında bu draft'ta kalsın. Bunların hepsini böyle logo çekelim arkadaşlar. Ve bir render alalım. Hemen sonucun nasıl olduğunu siz de görün. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar, ayarlarımızı da bayağı bir aşağıya çektik çünkü. Şimdi arkadaşlar hemen buradan Maps sekmesini açıyoruz. Bizim işimize yarayacak olan kanallar Bump, Diffuse ve Reflection. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar yer almakta. Öncelikle Diffuse kanalında zaten Diffuse isimli resim dosyanızı atayacaksınız. Sonrasında Bump kanalında birazdan göreceksiniz Mix'i kullanıyoruz. Reflection kanalında arkadaşlar Reflection resim kanalını atadığımız zaman bu kısma 100 değerinden düşük bir değer girmeye çalışın. Hani minimum 5, maksimum 20'yi geçmemeye dikkat edin. Yoksa çok parlak, böyle patlamış, renk patlamış, beyaz patlaması olan render çıktıları elde edeceksiniz. Burası şimdilik 100 olarak kalsın. Diffuse kanalımıza geliyoruz arkadaşlar. Bitmap diyoruz. Sonrasında resimlerimizin kayıtlı olduğu yere geçelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan Diffuse kanalımızı hemen buraya yerleştirdik. Şunları bir olarak değiştiriyoruz. Sonrasında hemen Reflection'a gelelim. Bitmap diyelim. Bu kısımdan da Reflect dosyamızı alalım. Yine aynı şekilde bir ve bir olarak değiştirdik arkadaşlar. Sonrasında bunu 20 derecesine düşürdük. Sonrasında evet, esas bölümümüze geldik arkadaşlar. Buradan direkt Mix'i seçiyoruz. Zaten kendi ayar penceresi açılıyor. Color 1 seçeneğinin karşısından Bitmap'ten arkadaşlar Bump
seçiyoruz. Sonrasında bir yukarı çıkıyoruz. Hemen altına geliyoruz. Color 2 kısmına da Bump 2 kanal resmimizi atadık. Ve böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Kanalımızın materyalimizi hazırladık. Şimdi objemiz üzerine bir uygulama yapalım. Sonrasında göstermesi söyleyelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar objemizin üzerine atadık. Sonrasında render setup penceremize gelelim. Bir daha seçelim. Evet. O kısımda arkadaşlar draft. Sonrasında bir önceki render penceremizi açalım. Ayarlarımızı az birazcık yükselteceğiz. Verilo draft. Hemen en basit şekilde bir renderimizi alalım arkadaşlar. Ve sonuca bakalım. Buradaki bump değerimiz 30 arkadaşlar. Resim üzerinde az gelirse onu çoğaltabiliriz. Buradaki pürüzlü buzlu görüntüde sizi aldatmasın. Hani çünkü bu arkadaşlar buradaki ayarlarımızın çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Mental Ray derslerinde de zaten bu konulardan bahsetmiştik. Sahnemizin aydınlatması arkadaşlar Skylight ve HDR yardımıyla sahnemiz üzerinde bir aydınlatma sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen buradaki bump değerimizi 300'e kadar çıkartabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha keskin hatlara sahip oldu. Daha belirgin oldu. Şimdi buradaki reflection değerimiz 20 idi. Mesela biz bunu risk alalım ve 30'a çıkartalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, aslında o kadar da çok bir değişiklik olmadı. Şimdi mesela bump'ı kapatalım arkadaşlar. Bir daha render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani gerçekçiliğimizi kaybettik ve üzerinde yani objemizde kullandığımız materyal üzerinde lekeler oluşmaya başladı. Tekrar bump'ı aktif hale getirip render işlemimizi yaptırırsak bir önceki kaliteli sonucumuzu elde etmiş olacağız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size kıyaslama yapabilmeniz açısından buradan mix parametresi kaldırıyorum arkadaşlar. Clear dedik. Sonrasında direkt bitmap. Buradan bump 2 diyelim arkadaşlar. Bunlara 1 ve 1 değerini uygulayalım. Render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene hani birazcık belirginlik mevcut fakat hani mix'ten mix kanalını kullanarak elde ettiğimiz kaliteyi alamıyoruz. Mix zaten de az önce siz de gördünüz. Hani kullanım oldukça basit. Hani bump kanallarını ayarlamak çok zor değil arkadaşlar. Hani Photoshop'ta negatife çevirerek ya da grayscale yaparak da bump kanallarını en basit şekilde elde edebilirsiniz. Hani hazırlaması da o kadar zor değil. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hani bir sonraki dersimiz V-Ray render modunda mix kanalının kullanımını inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hepiniz mutlu olun.